Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ticaret serbest hale geliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kars ziyaretinde yaptığı açıklamada serbest ticaretle birlikte birçok alanda gelişme yaşanacağını söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Arge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli ve Kars arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Kars'a gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Bakan Zeybekçi, Nahçıvan'ı çok güzel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz diye konuştu. Bunun teknik altyapısı oluşturuldu. Şu anda Ekonomi Bakanlığı'nı temsil eden orada arkadaşlarımız var, yerleşti. Yani şöyle söyleyeyim, bir şehir gibi. Yani bir Erzurum'la veya Ağrı'yla veya başka bir Artvin'le alışveriş yapabilir gibi bir ortam yaratacağız. Türk lirasıyla alışveriş yapılacak. Yani buradan satılan ürünlere onlar Türk lirası ödeyecek veyahut da siz aldığınız ürünlere Türk lirası olarak ödeyeceğiz. İlk etapta Nahçıvan'la Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. Bu ticareti de Karslılar yapacak. Evet, inşallah. İnşallah bu da Kars'ımıza Ramazan'ın bu şeyinde hükümetimizin bir müjdesi olsun. İnşallah Kars bunu da çok iyi değerlendirecek. Tabii bu ticaret burada üretimi de beraberinde getirecek. Lojistiği beraberinde getirecek. Stoklamayı beraberinde getirecek. Ve ticaretin tüm imkanlarını, bankacılık anlamında da birçok faaliyeti de burada beraberinde getirecek. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD tarafından Erzincan'da iftar programı düzenlendi. İftarda il protokolü ve iş adamları bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD tarafından Erzincan'da iftar programı düzenlendi. İftara Vali Ali Arsantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD Erzincan Şube Başkanı Murat Yurt ve çok sayıda iş adamı katıldı. Programda konuşan MÜSİAD Erzincan Şubesi Başkanı Murat Yurt faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tercan Ayakkabı Fabrikası ve Süperbank İplik Fabrikası gibi tarih olabilir. Şehrimiz insanı bunun ne demek olduğunu, nasıl sonuçlar doğurduğunu çok iyi biliyor. O nedenle sen ben demeden birlik beraberlik içerisinde ortak akın ile hareket ederek bu işi başarmalı ve şehrimizin milli bir markasını ortaya çıkarmalıyız. Bu konuda kamu sanayi işbirliği kapsamında üniversitemiz ile fizibilite çalışması başlatmış bulunuyoruz. Fikrimize inanan ve çalışma için üniversite imkanlarını seferber eden rektörümüz Profesör Doktor İlyas Çapoğlu'na sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ise yönetim değişikliği yapıldığını ifade ederek yeni süreçte MÜSİAD toplumsal hayata ve iş dünyasına yüksek ahlak ve yüksek teknolojik önceliği ile büyük Türkiye için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir diye konuştu. Değerli misafirler, MÜSİAD sadece bir iş adamları derneğinden ibaret bir dernek değildir. MÜSİAD bir medeniyet davasıdır. MÜSİAD değerlerini, medeniyetini, derdini, davasını hayatın her alanında anlatabilme çabasındadır. Bu yeni süreçte MÜSİAD olarak toplumsal hayatta ve iş dünyasında üye, ülke ve ümmet gayesiyle yüksek ahlak ve yüksek teknoloji prensip ve önceliğiyle büyük Türkiye için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bir STK'nın en önemli varlık nedenlerinden birisi içinde yaşadığı toplumun şartlarını iyileştirmektir. Yani iyiliği yaymaktır. Hamdolsun ki MÜSİAD olarak her zaman bu amaca bağlı olduk. Hiçbir zaman sadece para kazanma gayesiyle hareket etmedik. Ülkemize ne değer katabiliriz veya milletimize daha fazla nasıl faydalı olabiliriz gibi soruların cevaplarını aradık. Bu gaye için bir araya geldik ve MÜSİAD ailesi olduk. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise MÜSİAD'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek çalışmalarda başarı dileklerinde bulundu. İftar yemekleri mutlaka hemşehrilerimizi bir araya getirmek, iş adamlarımızı bir araya getirmek, kardeşliği pekiştirmek ve şehrimizde yeni yeni
vizyonlar geliştirmek açısından önemli buluyorum. Ben huzurlarınızda MÜSİAD Genel Başkanımıza ve bugüne kadar 1990 yılından bugüne kadar MÜSİAD bayrağını almış ve Türkiye'de biz de varız diyen Anadolu Kaplanları'nın öncülüğünü yapan değerli başkanlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Milli ve manevi değerlere bağlı, Türk bayrağına sıkı sıkıya sarılı, vatanını milletini seven, vatanına milletine ihanet etmeyen, dış güçlerle işbirliği kurmayan, tamamen milli olan iş adamlarımızı bir bayrak altında, bir çatı altında buluşturdukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'ın her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek bu gelişime katkı sağlayanlara teşekkür etti. Keremi ve ihsanına teşekkür edecek kelimeler bulamadığımız Sayın Başbakanımıza bu noktada çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu varsa varız, yoksa olacağımız yerin nere olduğunu kestirmek bile çok güç görünüyor. Bu son krizin birisi Uzak Doğu'da oldu. Kuzey Kore ile Amerika biraz işte gemi gönderdiler falan. Sonra gemi göndermedikleri de ortaya çıktı. Dedim ki, ya Rabbim, bu krizden beslenen bir millet değiliz. Öyle bir düşüncemiz de yok ama dünyada bir yerde bir kriz var ve ilk defa ortasında, göbeğinde biz yokuz. Yine bir kriz var Orta Doğu'da. Bu kriz bize şunu gösteriyor kıymetli arkadaşlar. Sizin ne kadar doğal gazınız olursa olsun, ne kadar petrolünüz olursa olsun, tarımda ve hayvancılıkta üretmiyorsanız, sofraya getirecek bir şey koyamıyorsanız, çünkü ne o 70-80 bin dolarlık kişi başına gelirler yenilebiliyor, ne doğal gaz ne petrol yenilen tarım ürünleri ve hayvancılığa dayalı ürünler. Bunları üretmiyorsanız ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz her an. Öyleyse biz Erzincan'ın geçmişteki atalarımızdan, ecdadımızdan miras aldığımız üretim şekillerini asla terk etmeden, belki bunları sanayileştirecek şekilde üretimlerini planlayarak, ihtisaslaşacak şekilde üretimlerini planlayarak yol almamız gerekiyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü bugün 5. gününe girerken, Türkiye genelinde tüm illerde 2 dakikalık adaleti durarak düşünme eylemi başlatıldı. Erzincan'dan bu eyleme destek verildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşünün 5. gününde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde her akşam saat 18'de 2 dakikalık adaleti düşünme eylemi başlatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer eyleme destek verdi. Eylemin her akşam saat 18'de yapılacağını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, tüm partilileri eyleme destek vermeye davet etti. Her gün saat 6'da Erzincan'da partimizin önünde 2 dakikalık adaleti düşünmeye davet ediyoruz bütün herkesi. Bugün geç başladığımız için katılım belki biraz az oldu ama bundan sonraki süreçte daha da katılımı arttırarak insanlarımız 2 dakikalık adaleti düşünme için eylem yapmaya çağırıyoruz hepsini. Erzincan merkezli 10 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. Esnaf, memur ve iş adamlarından oluşan zanlılar Erzincan Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı öne sürüldü. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde 3 zanlının arandığı belirtildi. Erzincan'dan İstanbul'a sabah git, akşam gel. Sayın seyirciler, Erzincan'daki uçak seferlerine bir yenisi daha eklendi ve Erzincan Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında
günde birer kez karşılıklı olmak üzere her gün uçuş yapılacak. Uçak Erzincan'dan sabah kalkacak ve akşam geri dönecek. Bu yöndeki ilk sefer yapıldı. Erzincan'daki uçak seferlerine bir yenisi daha eklendi. Erzincan Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında günde birer kez karşılıklı olmak üzere her gün uçuş yapılacak. Uçak Erzincan'dan 06.25'te kalkacak, İstanbul'dan 22.50'de geri dönecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 160 yolcuyla hareket eden Anadolu Jet uçağı Erzincan Havalimanı'nda itfaiye ekiplerince oluşturulan su köprüsünün altından geçerek aprona yanaştı. Uçak mürettebatı Erzincan Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk sefere katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Havalimanı'na günde 5 uçağın indiğini belirterek Erzincan ile İstanbul arasında önemli bir köprü oluşturduğunu dile getirdi. Erzincan'ımız bu konuda şanslı. 5. uçak iniyor günde. Tabii bizim şehrimiz için önemli bir ulaşım aracı. Sayın Başbakanımızın dediği gibi de hava yolu halkın yolu oldu. Günde Erzincan'da 5 tane uçak kalkması çok büyük bir hizmettir. Ben emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Vergi borçlarında yapılandırma için son gün uyarısı yapılıyor. Erzincan İl Defterdarlığı'ndan açıklama yapılarak yapılandırmanın 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtildi. Erzincan İl Defterdarı Hüseyin Savan, vergi borçlarında yapılandırma ile ilgili uyarıda bulundu. Savan, yapılandırmada son günün 30 Haziran 2017 tarihi olduğunu belirterek bu tarihe kadar yapılandırmadan yararlanılmasını istedi. Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yeni yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri, yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yani 3/2 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık %16-80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık %3 ila 4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usul cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyor. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca cezaların da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor. Borçları 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanıyor. Yapılandırma devam ettiği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecek. Araçların fenli muayeneleri yaptırılabilecek. Vatandaşlarımız yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerine daha kolay yürütebilecek, devam ettirebilecektir. Başvuru sırasında peşin ve taksit seçeneklerinin biri tercih edilecek. Yapılandırma tutarları 6, 9, 12 ve 18 taksit seçenekleri ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemeleri 31 Temmuz 2017 pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzatılması da söz konusu değil. Erzincan şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada aşırı hız ve kural ihlalleri yine başlıca neden oldu. Erzincan Emniyet Müdürlüğü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil yola savrulurken minibüs orta refüje çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, PTT tarafından Ramazan Bayramı'na özel kampanya başlatıldı. Bu kapsamda özel tebrik kartı, kargo ve APS ücretlerinde %25 indirim yapılacak. Erzincan PTT Baş Müdürü Metin Ağdaş, Ramazan Bayramı öncesi hizmetler ve Ramazan Bayramı tebrik kartı uygulaması hakkında bilgi verdi. Ağdaş, bayrama özel indirimler uygulanacağını belirtti. İnşallah hem Erzincanlılarımız hem de tüm ülkemiz inşallah hayır, sağlık, afiyet içerisinde hayırlısıyla bayrama erişmeyi diliyorum. Değerli hemşerilerim, PTT Baş Müdürlüğü olarak sevgili hemşerilerimize bir müjde vermek istiyoruz.
Malumunuz daha önceki yıllarda TTT tarafından uygulanan dini bayramlarda, yılbaşında, anneler babalar gününde, sevgililer gününde, öğretmenler gününde, bir de PTT'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Ekim günlerinden 5 gün önceki postaya verilen TTT kargolarına daha önceleri malumunuz %10 indirim uygulanmaktaydı. Genel müdürlüğümüzün almış olduğu yeni bir kararla bu oran %10'dan %25'e çıkarılmış durumda. Bunu da bir müjde olarak değerli hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Bu vesileyle Can TV'ye de, basınımıza da bu konuda göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli müşterilerimizi, PTT işçilerimize bekliyoruz efendim. Erzincan'ın Çatalören köyünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Vücuduna kurşun isabet eden bir kişi ağır yaralandı. Erzincan merkeze bağlı Çatalören köyünde Yasin A ile Recep Ç arasında henüz anlaşılamayan nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle Recep Ç vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Recep Ç ameliyata alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken Recep Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Evet, sırada Sivas'tan bir kaza haberi var. Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haydar Çınar yönetimindeki kamyonet D100 Karayolu Erzincan-Tokat istikameti Kesikkaş Köyü yol ayrımı yakınlarında yol çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı bölgede karşı yönden gelen Osman İlhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Osman İlhan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Çınar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazada yaralanan Haydar Çınar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tunceli'li engelli çocukları sevindirdi. Yıldırım kendisine mektup göndererek Anneler Günü'nü kutlayan çocukları unutmadı. Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kendisine mektup gönderip Anneler Günü'nü kutlayan Tunceli'li engelli çocuklara çeşitli hediyeler gönderdi. Bakmak ister misin? Kentteki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve annesi olmayan engelli çocuklar yaptıkları resimleri ve yazdıkları mektupları Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a göndererek Anneler Günü'nü kutladı. Semiha Yıldırım da öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler gönderdi. Tunceli Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek'in eşi Songül Çiçek, ilgili kurum müdürleri öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdi. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Necda Ergün, duyarlılıklarından dolayı Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür etti. İlimizde bulunan tüm ülke amirleri eşlerimizi ve genelde de başbakanımızın eşini, cumhurbaşkanımızın ve aile ve sosyal politikalar bakanımız Sayın Fatma Hanım'a da annesi olmayan çocuklar tarafından onların yapmış oldukları resimlerle beraber söyledikleri cümleleri kaleme alarak kendilerine yolladık. Cumhurbaşkanımızın eşine de yolladık. Başbakanımızın eşi Semra Yıldırım Hanımefendi sağ olsunlar çocuklarımızın her birine ayrı ayrı hediyeler gönderdi Ankara'dan. Genelde de Sayın Emine Hanım Efendi çocuklarımızla bir araya geldi, annelerimizle bir araya geldi ve hediyeyi Semiha Hanım adına da hanımefendi takdim etti. Çok onur duyduk, çok sevindik. Ailelerimiz çok mutlu. Öğrenci annelerimizin Emine Hanım Efendi'yle bir araya gelmesinden dolayı hem öğrenci annelerimiz adına hem kurumumuz adına çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan tandır ketesi acıkma süresini geciktirdiği ve tokluk hissi verdiği için Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kadın ustaların Ramazan ayında fazla mesai yaparak tandırda pişirdikleri kete
önemli lezzetler arasında bulunuyor. Doğu Anadolu'nun ve Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi tok tuttuğu için özellikle Ramazan ayında sahurda yaygın tüketiliyor. Kadın ustaların Ramazan ayında fazla mesai yaparak tandırda pişirdikleri kete, kopul ve tandır ekmeği iftar sofralarının yanı sıra özellikle sahurda tercih ediliyor. Ketemiz şu an halini alıyor. Bu şekilde geçeceğiz. Bir çeşit çörek olan tandır ketesi Doğu Anadolu'da tok tuttuğu için Ramazan'da vatandaşlardan rağbet görüyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eşiyle işlettiği iş yerinde tandır ketesi ve yöresel unlu mamullerini üreten Dilek Yıldız, Ramazan ayında keteye yoğun ilgi olduğunu belirtti. Ramazan'dan dolayı mesai saatlerimiz arttı, daha yoğun çalışıyoruz. Burada tandır ekmeği, tandır kopulu, tandır ketesi yapıyoruz. İftara, sahura yetiştirmek için mesai saatlerimizi arttırdık. Şimdi herkesin evinde önceden tandır vardı. Hanımlarımız tandır ekmeği kendi evlerinde yapıyordu. Biraz da bu şehirleşmekten dolayı tandırlar evlerde kalktı. Gençler hep dışarıya göç edince yaşlılarımız, büyüklerimiz de evde tek başına yapamıyorlar. O yüzden iş yerlerine yani hazıra yöneliyorlar. Biz de burada hizmet veriyoruz. En azından doğal, yani katkı maddesi yok, herhangi bir şey yok. Tandır başında kete pişiren kadın ustalar sabahın erken saatlerinde işbaşı yaptıklarını söyleyerek talepleri karşılamak için fazla mesai yaptıklarını söylüyorlar. Sabah saat 8'de işbaşı yapıyoruz. Mesai de yaptığımız oluyor. Kete, lavaş, kopu çıkarıyoruz. Ramazan geldiği için bayağı bir yoğunlaştı. Mahalle sakinlerinden Arzu Bayram da ketenin önde gelen yöresel ürünlerden olduğunu anlatarak, kete bizim çocukluğumuzdan beri sofralarımızın olmazsa olmazı. Çocuklarımız özellikle kete olmadan sahur sofralarına oturmuyorlar dedi. Vallahi kete bizim çocukluğumuzdan itibaren sofralarımızın olmazsa olmazı. Hamur işlerinin önde geleni. Erzincan'ın çünkü geleneksel bir hamur işi. Özellikle tok tutucu özelliği var. Çocuklarımız özellikle kete olmadan sahur sofralarına oturmuyorlar. Zaman zaman ben de yapıyorum. Ama tandırda olan ketenin hani tadı daha bir başka oluyor. O yüzden şu anda tercih ettiğimiz tandır ketesi. Sahurda en çok sevdiğim, en çok yediğim şey ketedir. Tereyağlı kete çok güzel oluyor ama annemin yaptığı kete de çok güzel oluyor. Bir başka annemin yaptığı tabii ki. Sırada Tokat'tan bir haber var. Tokat'ın Erbağ ilçesinde hayvan otlatmaya giden kız çocuğu kayboldu. Çocuğu bulabilmek için ilçe halkıyla birlikte AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Tokat'ın Erbağ ilçesine bağlı Narlıdere köyünde yaşayan 10 yaşındaki Handan Yıldız, babaannesi Meryem Yıldız ile arazide keçi otlatmaya gitti. Babaanne Yıldız, keçileri bir araya getirmek için bulundukları yerde torununu bırakarak gitti. Bir süre sonra geri dönen babaanne torununu bıraktığı yerde bulamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince Yıldız'ı bulabilmek için arama çalışması başlatıldı. Çocuğu bulabilmek için köy halkı da seferber oldu. Çalışmalara jandarmaya ait arama kurtarma köpekleri de katılıyor. Bu şehirde iftar için ezan iki kez okunuyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır ilinde vatandaşlar arasındaki mezhep farkından dolayı Ramazan ayı boyunca her gün iki kez iftar açılıyor. Nüfusunun bir kısmı Sunni, diğer kısmı Caferi mezhebine mensup olan Iğdır'da okunan ezan vakitleri arasında 8 dakika fark olmasından dolayı her gün iki defa iftar açılıyor. Kentte Sünni mezhebine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nca zamanı belirlenen akşam ezanı, Caferi mezhebi inanışına göre ise yerleşim biriminde güneşin batıp kızıllığın kaybolmasıyla okunuyor. İl merkezi, ilçe ve köylerde de aynı manzaranın yaşandığı Iğdır'da durum böyle olunca iftar vaktinde 8 dakika arayla iki defa ezan okunuyor. Sünni mezhebine mensup olan vatandaşların ezanın okunmasıyla oruçlarını açıp yemeye başlamasının ardından Caferi mezhebinin ezanı okunuyor. Allah'a emanet olun.
bu durumun herhangi bir olumsuzluk yaşatmadığı Iğdır'da bazen Sünniler, bazen ise Caferiler diğer mezhep mensubuna uyarak iftar açabiliyor. Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, okunan iki ezan arasında dakika farkından başka hiçbir ayrım bulunmadığını söyledi. Her iki ezanın da lafızları, muhtevası aynıdır. İki ezan da olsa davet birdir. Davet namazdır, davet oruçtur, davet imsaktır, Allah'ın emrine uymaktır. Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Behlül Salmanlı da Caferi inanışına göre akşam vaktinin güneşin batmasından sonraki kızıllığın çekilmesiyle başladığını anlatarak güneşin batmasıyla kızıllığın çekilmesi arasında 7 veya 8 dakika bir fark bulunduğunu söyledi. Fark nedir? Fark o güneşin batışıyla kızıllığın çekilmesindeki andır. Bu da takriben 7-8 dakika fark eder. Dolayısıyla Iğdır'da iki tane toplum yaşamaktadır. Ama bütün ülkeye örnek olarak yaşayan bir toplum. İki farklı inanca mensup olmasına rağmen hiçbir zaman arasında tartışma, niza oluşmayan bir toplum, huzur ve barış içerisinde yaşayan bir toplum, herkesin birbirinin inancına saygı duyan bir toplum. Sünni mezhebine mensup vatandaşların ezan okunmasıyla oruçlarını açıp yemeye başlamalarının ardından Caferi mezhebinin ezanı okunarak ikinci iftar açılıyor. Evet, sırada spor haberimiz var. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 18 yeni futbolcuyu renklerine bağlayan yönetim, golcü futbolcu Tita transferinde son aşamaya geldi. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk yaşamak amacıyla transferlerini sürdürüyor. Sezon başında teknik direktör Mehmet Kaya ile anlaşan yönetim 18 yeni futbolcuyu renklerine bağladı. Golcü futbolcu Tita transferinde ise sona yaklaşıldı. Kulüp basın sözcüsü İlker Taş'tan yeni transferler hakkında bilgi verdi. Çok hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda hocamızın da raporu doğrultusunda hem iç transferde anlaşmak istediğimiz oyuncularla anlaştık, hem de dış transferde çok iyi oyuncuları bünyemize kattık. En son ki görüşmemizden sonra bugün de Gökhan Payal isimli bir stoper arkadaşımızı daha takımımıza kazandırdık. Şu an 18 kadar oyuncumuz oldu. Şimdi bundan sonra tabii ki kadronun iskeleti oluştu. Fakat gol anlamında gol yükünü çekecek ya da seyir zevkini yükseltecek bir oyuncu arayışımız var. Bu anlamda da çokça dillendiği gibi Tita ile ilgili tabii ki bir görüşmemiz oluyor. Daha doğrusu bir 15 günlük bir süreçten beridir Tita ile görüşüyoruz. Tita'nın talep ettiği rakamları biz kulüp olarak kabul ettik. Tabii o da düşünmek için birkaç gün süre istedi. Şu anda o süreci yaşıyoruz. Bizim Tita'yı istememizdeki en büyük sebeplerden biri takımımıza olacak katkısının dışında şehrimize sağlayacağı katkıdır tabii ki. Çünkü bu tip oyuncular bildiğiniz gibi gündemi meşgul eden ve şehrimizin reklamı açısından önemli olan oyuncular. Bunu getirerek şehrimizin tanıtımına da bir nebze olsun Erzincanspor olarak katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize diye düşünüyoruz. İnşallah olumlu sonuçlanır. Fakat tabii Erzincan'a bu tip oyuncuyu getirmek gerçekten zor. Çok çalışıyoruz bunun için. Ama Tita olmazsa tabii ki gene en azından onun ayarında takıma katkı sağlayacak yerli bir oyuncu gene arayışlarımızda devam ediyor. Yani bu anlamda B planımızda, B planlarımız üzerine de çalışıyoruz. Sayın seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza görüntülerinizi bekliyoruz. Çevrenizde yaşanan ilginç olayları çekin, gönderin. Bu ekrandan yayınlayalım. RT WhatsApp ihbar hattı 0532 737 13 76. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.